Evet, biliyorsunuz artık dünyamız hızla yaşlanmaya başlıyor. Hatta nüfus artışından tedirgin olan bazı gruplar var. Bununla ilgili işte suni hastalıklar çıkartma durumları var. Savaşlar çıkarıyorlar. İnsan nüfusunu azaltmak için doğum kontrolü var. İşte hatta depremin bile birilerinin eliyle olduğunu, yani insan sayısını azaltmak için yapıldığından bahsediyorlar. Bununla ilgili işte o korkuları yaşayanlar, belki dinden imandan zayıf nüfuslar, kişiler, karakterler, işte efendim yapay zeka dediler, hapla beslenme dediler. Şu anda da yapay et gündemde. Yapay etin içeriğini ben çok bilmiyorum. Yavuz Bey, ne dersiniz yapay etle ilgili? Şimdi Sakıp abi, bu tabii ilaçlarla başlayan bir süreç var. Zirai ilaçlarla başlayan, zirai gübrelerle başlayan, tarıma dışarıdan yapılan haksız bir müdahale var. Yani doğal olmayan bir müdahale var. Şimdi gelinen noktada hiç akla gelmeyen bir konu konuşmaya başladık. Yapay et ve şu an normal etin de anormal bir pahalılaştığını görüyoruz. Yani spekülatif bir pahalılaşma var burada. Ben buna çok normal bir şey diyemiyorum. Dolayısıyla adım adım bugünlere geldik. Tabii burada bizim Anadolu'muz dünyada dört iklimi yaşayan sayılı ülkelerden biri. Yani ovalarımız var, dağlarımız var, steplerimiz var. Yani ırmağımız, denizimiz, ırmaklarımız var. Hatta geçen Elazığlı bir arkadaş güneşimiz söyledi, var tabii. Kışın dedi, biz Elazığ'dan koyunları Antep'e götürürüz. Pardon, yani kışın daha böyle sıcak yerlere götürürüz. Yazın dedi, yaylalara götürürüz dedi. Yani Türkiye'de böyle bir imkan da var, hamdolsun. Dolayısıyla Türkiye'nin herhangi bir yapay ete ihtiyacı yok. Ama burada önemli olan nedir? Bizim Sakıp abi, üretim felsefemizin bir gözden geçirmemiz lazım. Mesela bakıyoruz Sakıp abi, Osmanlı'da Birinci Dünya Harbi yıllarında kurulan fabrikalar var. Evet. Kooperatifler var. Mesela Tariş. Evet. 1915. Hatta bakın o Tariş yağlarının üzerine. Hatta buradan halkımıza şunu da söylemek istiyorum. Tariş'in her ürününü gönül rahatlığıyla kullanabilirler. 1915 Sultan Reşat. Evet. Bakıyorsunuz abi, son hatta Osmanlı'nın 1800'lü yıllardan sonra hep böyle netameli yılları, yani aynı böyle dört bir yandan saldırılar var, içeriden hainler var, kalp paranın, sahte paranın basılarak piyasaya sürülerek terörün desteklenmesi var, oğlu var. Ama buna rağmen 1800'lü yıllardan sonra kurulmuş birçok kurum bugün hala aktif. Mesela Ziraat Bankası aktif. Evet. Ondan sonra Hamidiye içme suyu aktif. Şimdi yapay ete, evet, gelirsek, demek istediğim şu. Yani bizim, insanın beslenmesiyle düşüncesi arasında bir herhalde bağlantı var. Var. Onu mu var değiştirmeye çalışıyorlar? Tabi robotlaştırıyorlar. Yani insanı böyle bir tüketim. Şimdi yapay et denilen, zannedersem et değil de işte et tadı veren bir şeyler. Yani diyelim ki mantar da bir yerde et tadı verebilir. Veya diyelim ki bir ziraat mühendisi abimiz demişti ki soyadan biz karnıyarık yaptık, misafir onun kıyma yani olmadığını anlamadı. Kıyma gibi kabul etti dedi. Hatta işte Avrupa'da veya Amerika'da işte staj yaptığım yıllarda soyadan 2000 çeşit ürün elde ediliyor. Böyle çeşit olarak yüksek sayıda bir rakam vermişti. Yani biz soyadan. Hatta şu an İtalya yasakladı. Evet. Yapay eti yasakladı İtalya. Yasal olarak yasakladı. Mesela Fransa'da kafes tavukçuluğu yasaklandı. Yani bu bir taklit bir şeyse, yani eti andıracak bir şeyse, herhalde onu önce bizim Türklerin yapması lazım. Çünkü bizler sahtecilikte bir numarayız. Maalesef. Yani birçok ürünün, ben şimdi basıncı olarak benim gazetecilikteki branşım sahte gıdalar. Evet. Ben sana sahtesi olmayan gıda birkaç tane anca sayayım. İşte bunun çözümü Sakıp abi, yine kooperatifleşerek üretimimizi arttırmamız olacak. Mesela Marmara Birliği, bizim
gururumuz, fisko birlik gururumuz, milli gururlarımızdır bunlar. Abi Yavuz abi, burada... şimdi biz yine konuya dönmek istersek, şimdi yapay et bize belki gelmeyebilir. Gelebilir. Yani dünyada bir yerde çıkmıştır, evet. Şöyle gelebilir. Hani belki yüzyıllar sonra gelmiş de olsa, yapay et bir sorunsa bu bizi ilgilendirir. Hani İşte bununla mücadele nasıl olacak? Evet. Sakıp abi ya, bununla mücadele üretimle olacak. Bununla mücadele bu yapay eti dünyaya sunanlar evvela ne yapıyorlar abi? İşte onu izah etmeye çalışıyorum. Evvela gençlere kolay para kazanmayı sevdiriyorlar. Evvela gençlere emekle bir yere gelmenin önemli olmadığını bilin yani, subliminal mesajlarla anlatıyorlar. Yani bugün birisine mesela internette bunun çok şikayetleri var. Adam diyor ki ben çobanım dediğim zaman bana kız vermiyorlar diyor. Evet. Şimdi dolayısıyla ne oluyor abi? Ya insanlar çobanlık yapmak istemiyor. Halbuki bu felsefe gençlerimize okullarda, hatta burada en önemli görevlerden biri sinemaya düşüyor. Sinema, tiyatro yoluyla, çizgi filmler yoluyla bu üretimin önemini, yani çalışmanın önemini... Bu yani komple ülkece, evet, devletçe, evet, hükümetçe yapılması gereken bir konu. Bunu ferdi olarak yapamayız. Tabii. Yani bunun evvela gençlerimize üretimi sevdireceğiz. Ben yine yapay ete dönmek istersen, evet, yapay et nedir? Yani içeriği nedir onun? Kimyasal bir şey. Ben açıkçası ama şu an detaylı tam yani bilmiyorum. Yani tutar mı insanlar şimdi damak dedi? Ama bilmiyoruz yani abi. Yani belki şu an yediğimiz kebaplarda, hamburgerlerin çoğunda vardı. Mesela bir tane Amerikalı birisi 14 sene önce aldığı McDonald's tostu hala buzdolabında saklıyor. Bozulmamış. Bozulmamış. Yani amonyak olduğunu söyleyenler var. Hani o, evet, şeylerin. Yani dolayısıyla... Ama şimdi burada biliyorsunuz hani dondurmalar var. Eskiden dondurmacılar vardı. Şimdi, evet, dondurma fabrikaları var. Şimdi o paketin üzerindeki tarih 2 yıl. Evet. Yani 2 yıl bozulmayan dondurma o zaman sütten yapılmamıştı. İşte. Yani ben onu anlıyorum. Dolayısıyla Sakıba bununla yani bunları bizim engellememiz mümkün değil. Yani birey, yani yapaylık var bir yerde. Olabilir, bilmiyoruz. Ama yani şimdi paranın da yapay çıktı. Abi tabii, şimdi o Bitcoin'ler tabii, falan var ya, onlar da yapay. Tabii. Ama burada neydi Sakıp abi? Önemli olan buna karşı gardımızı nasıl alacağız? Evet. Gardımızı nasıl alacağız abi? Üretimde alacağız. Doğal üretimimizi arttıracağız. Kooperatifleşmemizi arttıracağız. Oradan besleneceğiz. Gençlerimizi çalışmanın ibadet olduğunu anlatacağız. Helal lokmayı anlatacağız. Eğitimle diyorsun başarınız ama değil mi? Yani bize gelse de çok uzun zaman alır. Veya kendimizi de koruyabiliriz bir yerden. Abi uzun, şimdi şöyle ki Sakıp abi, buraya gelmedi de ama mesela yurt dışına giden iş adamlarımız var. Evet. Orada da yiyebilirler. Orada da yiyebilirler. Aynen, yedirilmiş olabilirler. Bilmeden aynen öyle. Yani hatta bazı iddialara göre şu an dünyada ve Türkiye'de birçok şeyde domuz yağı olduğu söyleniyor. Ya şöyle diyelim, bir diyelim ki efendim fast food zincirine gidiyorsun, değil mi? Oradan bir şeyler yiyorsun, evet, ayaküstü. Evet. Çok lezzetli geliyor sana. Evet. Aslında o kadar gelmemesi lazım, evet, lezzetli. Evet, evet. Sonra doymuyorsun, bir tane daha istiyorsun. Sonra doymuyorsun, bir tane daha istiyorsun. Neden? İşte içine konulan kimyasallar sana yediriyor. Sonra obeziteler falan başlıyor. Sakıp abi bakın, bir konu daha var. Maalesef çok gündeme gelmiyor. Sünni döllenme yapılıyor bugün Türkiye'de ve dünyada. Yani hayvancı gidiyor, işte Brezilya boğazı istiyorum diyor. Hatta dişi mi istiyorsun, erkek mi istiyorsun? Evet, onları yani biliyoruz. Evet. Bunlar tamamen doğallığa aykırı şeyler Sakıp. Ben şahsen doğru bulmuyorum. Dolayısıyla bizim gençlerimizi eğitmemiz lazım. Bir dörtlük okumak istiyorum. Buyurun. Tembelliktir genç çökerten, çalışmaktır rahmet gökten. Maziden ders almaz isek sıcak yatak olur diken. Hasta gönül onaranlar, soyun sopun tanıyanlar, ulusuna yarayanlar bilin budur asıl köken. Evet. Toprakta gör her varlığı, cennetliktir ağaç diken. Allah razı olsun. Yavuz abimize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Yapay eti de veya yapay gıda ürünlerini veya yapay dünyayı da böyle konuşmuş. Onlara karşı bizim, ya bunu Sakıp abi, bizim onların merkezlerini belki bulmamız, engellememiz imkansız ama biz gardımızı alacağız.